Ender Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Tarık, nasılsın? Azerbaycanca dinleyeceğiz siz. İyi, çok iyiyim, sağ olasın. İyi misiniz? İyiyim, çok seviyorum. Ben hep mutlu oluyorum Bakü'ye geldiğim zaman. Neçinci defa Bakü'desiniz? Dün gece geldim. Tamam. Yok, sabah bu kaçıncı? Bu kaçıncı gelişim? 5 olabilir. 5. gelişim. 5 olabilir. Her defa geldiğinde Bakü'müz değişir mi? Bakü çok güzel ve planlı programlı büyüyor. Herkese de söylüyoruz. Özellikle bu Eurovizyon ve olimpiyatlardan sonra Bakü'nün çehresi çok değişti. Ve de şey çok hoşuma gidiyor. Açık alanlarda bu Haydar Aliyev Parkı vardı. Var. Orası çok... Orada ben böyle sessizce gezmek çok hoşuma gidiyor. Bakü'yü çok beğeniyorum. Orada zaten açık alan, ağaçlar yok bile ama hava bol olduğu Ferah. Bir yerdi. Ama doktor, bilirsiniz de havalar her ülkede değişir. Mesela Doğru. Ben Türkiye'ye gittiğim zaman üzüm çok şişer. Şişerem. Ama Bakü'ye geldi, bir günden sonra her şey yerine oturur. Evet. Burada doğduğum için mi böyle, yoksa her insanda var ki gittiği ülkelerde havadan durumundan mı, oranın uçak yolculuğu değişebilir da. Bu herkeste mi var? Bir uçak yolculuğundan dolayı, bir de yabancı bir ülkeye gittiğiniz zaman daha fazla içiyorsunuz, yiyorsunuz. Normalde yemediğiniz şeyleri de tadıyorsunuz. Onlar da biraz böyle bir reaksiyon yapıyor vücutta, ondan dolayı. Sağlam yaşamak için. Bizim programımızın adı Samimi'dir. Evet. Samimi Sözcüğün, hiç yaşınız var? Ben 60 yaşındayım. Ama hiç benzemiyorsun. 48-50 yaşına benziyorsun. 10 yaş yavan kalmamızın sırrı nedir? Sırrı nedir? Birincisi, kiloya dikkat edeceksin. Eğer çok obezsen, şişmansan, çeki fazla ise arıklayacaksın. Göbek belde yağ olmayacak. Bir, kiloya dikkat edecek. İki, idman yapılacak düzenli. Ağır spor değil, hafif idman. Yürüyüş, pilates, yoga, yüzme. Hafif hafif ağırlık gibi, yani kas kitlesi, ezele kitlesi korunacak. Üçüncüsü, bol su ve bol alkali bitki çayı içeceksin. Yasemin çayı, rezene çayı, kuşburnu çayı, ıhlamur çayı, papatya çayı, yeşil çay özellikle. Azerbaycan'ın çok güzel çayları var. Ben onlar yeşil, gibi. Tabii yeşil çaylar. Aynen, yeşil. Boya katkısız olsun. Yani natürel. Natürel olsun. Olacak onlar. Doktor, bir sualım da size var. Yıllarca program sunursunuz. Evet, doğru. Türkiye'de, Almanya'ya gittiğiniz programlarınız evet, var. Doğru. Dünyanın birçok yerlerinde doğru. Uzman olarak. Hiç magazin camiasıyla aranızda bir kavga demeyelim, bir skandal oldu mu yani, magazine çıktınız böyle bir şeyler? Genelde sağ olsunlar, insanlar ve basın beni seviyor. Genelde %90 hep olumlu şeylerdir. Bir ara, bir dönem, bu benim ilk eşimden çok eskiden, boşanma sürecinde çok fazla magazin basında bizle ilgiliydi. Televizyona çıkıyordu ama... Rahatsız ilerlisi bu. Çok da kötü bir şey olmadı yani. Genelde hep iyi şeyler yazarlar hakkımızda. Bugünler bazı insanlar düşünür ki onların zayıflamak, şişmanlamak sebebi evet. Sinir. Stres. Stres bunları şişirdi. Bu doğru mu? Doğru. Anatomiyasında var mı bu? Bütün hastalıkların %50, yani yarı nedeni stres. O hele içe atılan stres içeride çok kötü patlıyor, metabolizmayı bozuyor, bağışıklık sistemini, immün sistemi bozuyor. Dolayısıyla çeki fazlaysa, şişmanlık varsa %50 nedeni stres, %50 nedeni de beyaz un, beyaz şeker, mısır şurubu, çok yeme, fast food, kızartma, tok karnına şirin yeme, bunlar da diğer nedenleri. Niye bizim hareketsizlik? Organizmimiz her zaman... Yemekten sonra bir tatlı yememiz. Mesela biz düğüne gidelim. Düğünde Azerbaycan'ın Türkiye'den farklı. Türkiye'de şimdi pilav verirler üstünde mesela. Doğru, bazı yerlerde olur ki çırağında filan, orada her şey var. Ama normal yöresel düğünlerde pilav olar, tavuk olar, yanında ayranı filan olur. Ama bizde Azerbaycan'da tam farklı. Düğünde olmuşuz bizde. Evet, evet. Bizde kebaplar verilir, balıklar verilir. Çok karışık. Ve biz onu karıştırıyoruz. Sağlam gıdalanmak için. Yemekleri karıştırmak mı lazım, yoksa ayrı ayrı yemek lazım? Yok. Mesela eğer kırmızı et yiyorsanız, yani dana gibi, işte sığır gibi, o zaman et yiyeceksiniz. Önden bir çorba varsa o da öyle olacak. Hayır, o öğünde. O öğünde. Gün boyu değil, o öğünde, o saatte. Eğer kümes hayvanları, kanatlı yiyorsanız, yani tavuk gibi şey, o zaman da kümes hayvanlarını yiyeceksiniz. Veya deniz ürünü yiyeceksiniz. Balık, karides vesaire gibi, onları ayıracaksınız. Veya vejeteryan yiyorsanız da sebze, tahıl, mercimek, fasulye, işte nohut yiyeceksiniz. Yani bunları biz genelde aynı öğünde birden fazla hayvanın ürününü aynı öğünde karıştırmıyoruz. Bugünlerin mutfağı, Japon mutfağı dünyada çok tanınmış. Yani çiğ balıklar, suşiler yiyoruz, tempuralar yiyoruz. Bu da insan organizmine, bazıları diyor ki bu çok hayırlıdır. Ama bazıları düşünür ki bunun hayırsız nedenleri de var. Niye? Çünkü bu pirinç var, beyaz pirinç. Evet. Üzerinde bazı avokadolar olur, mayonez olur, üzerinde
Karides var, deniz hayvanları var. Havyar oluyor. Havyar olmadığı evet, zaman kırmızı çiğ balık olur. Sushi'nin normal beslenmesi, insanlar hafta içi her gün sushi yiyor. Mesela bu normal mi yoksa bu da ziyanlı var? Bakın Japon sushi, Japon mutfağının evet, temel bir besin öğelerinden bir tanesi. Şimdi yalnız Japonlar şöyle yapıyor. Bir, yanında yeşil çay veya yasemin çayı içiyor. Tamam. Yani alkali ve hazmettirici. Bol tamam, miktarda bayağı bardakta sıcak sıcak ve şekersiz yeşil çay veya yasemin çayı içiyor. Bu bir. İkincisi wasabi. Onun yanındaki acı böyle yeşil sos var ya. O çiğ balığı, çiğ yemeği içeride pişiriyor, yakıyor, hazmettiriyor. Bol wasabi kırmızı yiyorlar. Kırmızı var onların yanında bir tane de. Bir de zencefil var. Turşusu yiyorlar. O da acı, o da hazmettiriyor. Yani o çiğ balığı, zencefil turşusu ve bol wasabi ile pişiriyorlar içeride, hazmettiriyorlar ve onları güzel eritiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Türkiye'de ve Azerbaycan'da sushi yerken yanına da mesela şarap içiyor veya alkol alıyor. Doğru. O zaman daha çok onu şişirip bozuyor. Eğer bir şey yapıyorsanız aynı Japonlar gibi yapacaksınız. Sushi yiyin, sushi bu şekilde yerseniz bol wasabi o acıyla onu hazmettiriyor, yakıyor. Zencefil yakıyor. Bol yasemin çayı, yeşil çay da hazmettiriyor, hızlandırıyor sindirimi. Dolayısıyla beyaz pirinç sağlıklı değil ama bu şekilde tükettiğinizde sıkıntı olmuyor. Sıkıntı ve olmuyor. Onlar onun üstünde tatlı da şirin yemiyorlar. Yemiyorlar. Ama bizde yiyorlar. Bizim hatamız bir. Sushi yendiğinde yemek üzerine şirin yemek, tatlı yemek. Yanında kola, asitli meşrubat doğru, veya alkol içmek. Üçüncüsü de ondan sonrasında ise o acıları, o wasabi çok acı denip yenmiyor. Halbuki o wasabi onu yakıyor, hazmettiriyor, içinde pişiriyor onu. O yüzden biz geleneksel Japonların yediği gibi her şeyi tüketmediğimiz için sushi bu şekilde tüketince sağlıklı değil. Ender doktor, bak kolagenden konuşacağız biraz. Hı-hı. Çünkü sizin ister Azerbaycan'a ister Türkiye'ye her zaman sunduğunuz ister organik ilaçlar olsun, yani bu organik terkibli evet, bir şeyler. İster de çaylarınız var, çok Formula 1 vardı. Formula 7. 7 pardon. Evet. Formula 7, Aygün Kazımova ile doğru, reklamlar çekildi, çıkmıştı. Bunlar insanlar tarafından çok iyi karşılanıyor. Çünkü siz bir doktor olarak onların inamını kazandınız. İnam kazanmak çok büyük bir şart. İyi doktor olabilirsin ama inanç kazanmayabilirsin. Yani güzel reklamın olabilir, her yerde seni gösterebilirler ama insanların güveni olmaz size. Bak doğru, bugün bize sunduğunuz bu kolagen var. Bu kolagen ne için yararlı? Çünkü programımızda söyledik, hı-hı, ama internet bugün sosyal tabii platformu doğru, çok iyi. Ne için yararlı bu? Niye bunu herkes kullanması lazım? Şimdi eskiden atalarımız sağlam böyle kelle paça yani haş içiyorlarmış. Doğru. Kelle paça çorbası. Kemik suyuna yapıyorlarmış yemekleri. Bütün her şeyi, çorbaları, pilavları. Veya tavuğu kaynatıyorlarmış kemikleri. Üstüne böyle jöle gibi iki parmak o tabak oluyormuş. Hatta balığı bile kılçığıyla, kemiğiyle kaynatıyormuş. Yani çok sağlam oluyormuş. Bu eklemleri yani ezele, sümük özellikle bunları çok güçlendiriyormuş. Şimdi artık tamamen fast food'a geçildi. Hayvanlar organik değil. Serbest gezen hayvanlar, serbest gezen tavuklar, otlaklarda kekik yiyen kuzular, yok, danalar. Öyle olunca kof olduk. Birazcık ağırlık kaldırsak Tarık hemen bel tutuluyor. Doğru. Biraz sonra boyun fıtığı oluyor. Hemen surat çabuk erken kırışıyor. Yaşlanma oluyor, cilt kuruyor, lekeler oluyor. Bunun nedeni bu kolajen ve hyaluronik asit eksikliği. Şimdi mümkünse bu haş dediğiniz esasında çok sağlıklıdır ama doğal hayvansa. Uzun uzun kaynayarak böyle kemik suyuyla, etili, iliği, bütün özünü verdi mi sapasağlam oluyorsun. Cildin de çok doğru, güzel oluyor, her şeyin sapasağlam. Hatta eskiler ağır kaldırırmış, ata binermiş, tarlada çapa yapmış, hiçbir de bir şey, bel fıtığı falan yokmuş, olmazmış. Şimdi bir tane genç kadına veya delikanlıya iki torba ver hemen beli tutuluyor. Neden? Kolajen eksikliğinden, hyaluronik asit eksikliğinden. Mesela beş kalktım yukarı, bütün ayaklarım ağrıdı. Ben nasıl çıktım? Siz ama çok güzel çıktınız. Hiçbir damcı nefesinizde bir problem olmadı. Olmaz. Ayaklarınız da aramadı. Neden? Çünkü hem idman yaptığım için hem de doğal destekleri aldığım için. İşte her gün bundan içemiyorsan eğer, yani bu çorbayı yapamazsın, çok zor her gün yapması. O zaman bunun böyle bir tüpleri var. Tüplerinden orada sabah var aç karnı, evet sabah aç karnı bunun tüplerinden alıyorsun. Böyle bir bardak suyun içerisine bunun ucundan açma kırıyorsun. Içinde. Şöyle karıştırıp ondan sonra sabah içiyorsun. Bu da aynı zamanda vücutta kolajen ve hyaluronik asit veriyor. Aynı zamanda C vitamini çok önemli. O yüzden çorbalara, kelle paça, kemik suyu, işkembe çorbaları bunların içerisine hep böyle biraz sirke katarlar. Veya limon sıkarlar. Limon sıkarlar. Niye doğru, C vitamini olsun diye? Doğru. Daha yazma olsun. Çünkü C vitamini de bunun sentezine yardımcı oluyor. Yani cilt, kemik,
ekilen bunlar için daha fazla faydası oluyor. İçmek lazım. Bunu içmek lazım. Bunu telefon bizle konuşması oldu. Bir tanışmış aradı bizi. Sual verdim. Hamile kadınlar bugün iyi beslenmediklerine göre normalde zannediyorlar ki sabah sabah bir sütlü aç iseler ya bir şey yapsalar sütleri olur. Ama 5 ay 3 ay sonra sütleri kaçar. Evet. Bayanların sütlerini koruması için çocuk bir sene de olsa doğal sütten gıdalanması için ne yapmaları gerekir? Şimdi bir kere stresten uzak duracak. Yani uyuyacaklar, bebekle beraber uyuyacaklar, bebekle beraber uyanacaklar, o önemli. İkincisi emzirmeye vakit ayıracaklar. Şimdikiler hem hiç şey yapmıyor, hem sosyal medyada hamile kadın sürekli başka şeylere vakit harcıyor. Üçüncüsü bol su içecek. Günde en az 2,5-3 litre su içecek. Dördüncüsü bir çay tarifi vereceğim ama tam Azeri'deki karşılığını bilmiyorum Azerice. Şöyle dereotu, rezene, papatya, kuşburnu. Bunlar Türkçe isimleri. Papatya, rezene tohumu, kuşburnu. Bundan bir de dereotu. Bu hem sütün gaz yapıcı etkisini azaltıyor. Bebek daha rahatlıyor bunca, gazı daha az oluyor. Hem de anne sütünü arttırıyor. İkincisi de bayanlar göğüslerine yani memelerine susam yağı ile bu süt kanallarını rahatlatıyor. Bir masaj yapacaklar. Dıştan başlayıp dairevi hareketlerle meme başına kadar hafifçe bir masaj yapacaklar. Emzirmeden önce meme başını silecekler. Bebek o susam yağını yutmasın diye. Bu da süt kanallarını rahatlatıyor. Apse olmasını engelliyor. Üçüncüsü uyku çok önemli. Onun dışında da yani bu üçüyle süt bayardı. Bu arada tahin pekmez, boza, kefir, çorbalar, ondan sonra böyle sulu yemekler, özellikle de omega 3 içeren gıdalar alınırsa hem süt artar hem de bebek daha zeki olur. Beynine ve çok faydası var. Omega 3 neyde var? Yağlı balıklarda var. Var. Somon gibi veya Hezer Denizi'nin de çok güzel yağlı balıkları var. Havyar pahalı ama o da süt için faydalı. Hani çok imkan faydalı. Varsa faydalı ama pahalı tabii. Onun için ceviz yani köz diyorsunuz değil mi cevize? Koz. Ordubat kozu. Evet. Özellikle Nahçıvan'ın kozu bana göre dünyada bir numara. Çok severim ben koz mürebbesi. En güzel de Azerbaycan'da yapılıyor. Her sefer geldiğimde alırım biraz. Götürmesi zor ama alıyorum. Bunlar yani koz, omega 3 var, balık, semizotu, chia tohumu, keten tohumu. Bunlarda da omega 3 var. Bebeğin zeka ve hafızasına da fayda oluyor. Erkekler bunu niye kullansınlar? Erkeklerde en çok neyi önerir bu? Erkeklerin de cildi kırışabiliyor. Erkeklerde de bir yaşlanma olabiliyor. O da daha sıkılık ve spor yapan, idman yapan erkeklerde eklemleri koruyor. Eklem sıvısı, diz içi sıvısı, bu omurga dediğimiz şu omurganın onun içindeki sıvı bunları koruyor. Bir de cilt kuruluğu ve göz içindeki sıvı da biliyorsunuz bu da hyaluronik asit. Aynı zamanda ileride gözün küçülmesi ve kurumasına karşı da bir olumlu etki yapıyor. Biz sağlam yatmak için, bak bazı insanlar düşünür ki 8 saat yatarlarsa bu normal. Normal insan, gece çalışan insanlar var, gece nöbetinde çalışan insanlar var. Onların gecesi gündüzü karışıyor. Bu insanlar nece? Günlük uyku, yani insanın günlük uykusu ne kadar normal? Şimdi aslında bu kişiden kişiye değişiyor. Ben mesela günde 4-4,5 saat uyuyorum. Ama bana yetiyor. Ve hiç de ne böyle esnerim ne şekerim düşer ama benim yani metabolizmam çok sağlıklı. Şimdi ben 60 yaşındayım ama 30 yıldır aynı fizikteyim. Hiç kilo almadım, hiç hastalanmadım, hiç başım ağrımadı, hiç kabız olmadım, hiç grip olmadım. Tabii sağlıklı yaşamın şeyi bu ve çok az uyuyorum. Mesela dün gece 3.30'du otele 3.30 gibi yattım. Sabah 7.30-8 gibi kalktım ve gayet iyiyim bugünkü yoğun bir tempo var. Bu stres yönetimi çok önemli. İnsanlar modern yaşamda çok gergin oldular, stresli oldular. Hani stres pek yoktur hayatımda. Hiç stres olmuşsunuz. Şöyle, olsam bile ertesi güne onu taşımam. Çünkü biz bu dünyada misafiriz, öleceğiz gideceğiz. Hiçbir şeye üzülmeye değmez. Bize gerçekten mi üzülmeye değmez? Hiç değmez. Niye üzüleyim Tarık? Çünkü bugünün tekrarı var mı? Yok. Geriye sarıp bugünü dönemez. O zaman bugün yani kum saatini düşün. Kum saati var ya aşağı doğru düşen kum tanesi bir daha yukarı çıkabilir mi? Yok. Çıkamaz. Bitti. Biz de doğduğumuz an göbek kordonumuz anneden kesildiği an start tuşuna tuşuna basıldı. Son nefesimiz ne zaman bilmiyoruz. Belki 10 dakika sonra öleceğiz. Belki 10 yıl sonra, belki 3 ay sonra, belki 30 yıl sonra. O yüzden bugün bir hediyedir. Bugün sabah uyandığımda ben şükrederim, teşekkür ederim. Kalp kırmamaya dikkat ederim. Bu işin stresi önlemenin en önemli yolu başkalarında stres yaratmamak. Çünkü sistemde bir zeka var. Sen birisine negatif enerji verdiğin zaman, kötü bir söz, kalp kırma, onu ezme, kötü bir dedikodusunu yapma gibi sistem bunu kaydediyor.
Sonra başka bir zaman sana bu enerji değiştirip tekrar senin önüne geçiyor. Mesela bir kediyi mi tekmeledin? Biri sana yumruk atıyor. Mesela birinin malına zarar mı verdin? Arabanı çarpıyorsun. Birini haksız yere parasını aldın, şey mi yaptın? Sen o borsada kaybediyorsun, paran çalınıyor veya evde bir şeyin kayboluyor. Her şey evrende kompüter gibi bir zeka var. Eğer sen hep sürekli iyi enerji ortaya koyarsan enerji bankasına, sistem de sana güzel geri dönüş yapıyor. Biz iyi kalpli olmayı kaybettik. Çok şey olduk, egoist olduk, kıskanç olduk, paraya, maddeye çok düştük. Ama atalarımız böyle değildi. Komşuluk vardı, hastaya çorba verilirdi, güler yüzle bakılırdı. Yani çok iyi enerji, hayvanlara iyi davranılırdı, ağaçlar gereksiz yere kesilmezdi, doğa kirletilmezdi. Şimdi biz dünyayı bozduk, bedeninde hastalık, stres, uykusuzluk, cinsel sorunlar, ondan sonra hastalık, ağrı, sızı olarak ödüyoruz bedelini. Önde bir en çok magazin dünyasında birbirinin kalbini kırıyorlar. Hiç oldu mu ki mesela Selen'in programına çıktınız, Gülben Ergen ve birçok şarkıcılar sizin programınıza geldi filan. Hiç söylediniz mi onlara kalp kırmak? Barıştırdınız mı kimseyi? Şöyle, evet barıştırdığım kimleri oldu. Hatta bir ara İbrahim Tatlıses'in de küs olduğu birisi vardı, meşhur bir sanatçı. Yıldız ondan Silbe. Sonra yok, Yıldız Silbe değil, başka bir erkek sanatçı. Siz mi barıştırdınız onu? Onlarla aracılık etmiştim barışmaları. İsmini söylemeyeceksin. Yani söylemeyeyim şimdi. Onda ikisi Türkiye'de de tanışıyor bilmiyorlar sana. Bunu. Türkiye'de biliyorlar. Tamam bilsinler, onu da bizde de bilsinler. Şimdi bize de yani, çok merak var. Öyle bir iki ünlü sanatçı diyelim, İbrahim Tatlıses. Mesela onlar, ben çok kişinin arasını yapmışımdır ama çok magazin basına yansıp, çünkü benim programım sağlık programıydı, yani magazin programı değildi. Sizin hatırınız için barıştılar onu. Barıştılar, öyle çok var barıştırdım. Çünkü bütün ünlüler, sanatçılar hepsi benim hastalarım, dostlarım. Ondan sonra onlar da severler, sayarlar, sağ olsunlar. Zaten esasında tabii küsülüyor, insanın bir kalbi kırılabiliyor bazen. Fakat bu çok önemli Tarık, bak bunu iyi dinle. Siz birisini kalpten, ama dilde laf olsun diye değil, kalpten samimi olarak affettiğin zaman evren de şöyle çalışıyor. Allah da senin affedilmeni gerektirecek bir olayı senin hayatından çıkartıyor. Bak çok önemlidir bu. Ruhsal gelişimde bu çok önemli. Sen birisini kalpten, onu affettim değil yani, kalbinden affettiğin zaman sistem de senin affedilmeni gerektirecek bir olayı önünden kaldırıyor. Aslında sen affettiğin zaman kendini affetmiş oluyorsun. Sen kârlısın. Hiç ağladınız mı? Çok. Eskiden hiç ağlamazdım, daha katıydım. Fakat son birkaç senedir daha duygusal oldum. Şimdi 3 çocuğum var. Ondan sonra biri 32 yaşında, biri 9 yaşında, biri 5,5 Allah yaşında. Abi, hepimizinkini, cümlemizinkini. Çocuklar olduktan sonra, özellikle kız çocuğum olduktan sonra daha duygusal oldum. Daha duygusal oldum. Ağladığınız zaman çocuklarınız gördü mü ağlamanızı? Görmedi. Yalnız ağlamayı düşünürsünüz. Eskiden hiç ağlamazdım. Yani erkekliğe yakışmaz. Erkek gözyaşı düşme. Halbuki ne kadar yanlış. Erkek de bir insan. Ona ağlamadığın zaman stresi içine atıyorsun. Sonra patlıyor. Hastalıklara dönüşüyor. Gözyaşı ruhun temizliğidir. Ruhun duş almasıdır. Hatta çok büyük bir manevi kişi dedi ki bana, ağlamak gülmekten daha hayırlıdır dedi. Yani çok önemli bir şey söyledi. Erdem Bey. Çocuklarınız evli olan var mı aralarında? Yok, daha henüz hiçbir de yok. Bugün çocuklar biraz özgürlüklerini kaybediyorlar. Neden? Bugün de değil, bu babalarımızdan da oldu. Aile kurdukları zaman illaki babalarımızdan, annelerimizden sormak lazım. Sizce çocuklar özgür mü olmalı? Kendi sevdiklerini, kendileri seçmeli, yoksa anne baba mutlaktaki orada bir çorbada bir payları olması lazım? Kesinlikle olması lazım, çünkü hayatta yaşanmışlık ve tecrübeler var. Senin göremediğin bir şeyi baba ve anne daha iyi görür. Özellikle anneler gelin adayını hemen böyle bir şeyini, röntgenini çekerler yani. Onu, senin göremediğin siz şey onlar. Siz mi aile kurduğunuzda annenize gösterdiniz mi işlerinizi? Ben öyle yapmadım. Kendim ama yaptım. Ama çocuklar yani yapması lazım. Biraz da bu işler söylemeyle olmuyor. Onlar da kendi tercihlerini yaşayacaklar. Öyle. Buradan insanlara ne söylemek istersiniz? Çünkü siz o kadar doğal insansınız ki size konuşurken insan, bakın ben biraz çok stresli oldum. Siz programa geldiniz. Rahatladım biraz. Normalde çok stresli tam bir olurum. İkizler burcusun. Evet. Evet. Bir de burçlardan söyleyebilir misiniz? Ben aynı zamanda Türkiye'nin ilk sertifikalı astrologlarından biriyim. Ben buna çok, hayatımda çok işe yaradığını gördüm. Çünkü Allah herkese farklı bir format atıp bu boyuta göndermiş. Kimi esmer, kimi kısa boylu, kimi sinirli, kiminin midesi asit. Bunun bir nedeni var. İşte doğru ve bilimsel bir şekilde bu yıldızname diyoruz buna. Astrolojiye bakın, o kişinin nasıl yaratıldığını öğrenince ona nasıl davranacağını, onu nasıl kabulleneceğini öğreniyorsun. 2020, ve kendini de sevmeye başlıyorsun. 2020. sene
Kimin senesidir burçlarda? En iyi 2020 şöyle mi? Söyleyeyim, özellikle 2020 Oğlak burçlarına iyi gelecek. Çünkü Jüpiter, Uğur Şans gezegeni Jüpiter Oğlak burcuna geçecek. 5 Aralık'ta, yani 2020 boyunca sonuna kadar Oğlak burcunda olacak. Oğlaklar için iyi olacak. En kötü... Bu arada Satürn'de Satürn'de Kova'ya geçecek. İkizler ve teraziler için de çok güzel bir dönem başlayacak. Dönemimiz iyi mi? İyi başlayacak. En kötü, yani kötü değil bir insanları kırıyor. Yani hayırlı yıl olmayabilecek. Vallahi yengeç burçları için biraz zor bir yıl olabilir. Ama iyi kötü diye bir şey yok. Bizim hayatımızda bazen tekamül etmemiz için, evrimleşmemiz için de sert deneyimlere de ihtiyaç var. Bazen bir şeyin bir yıkılması gerekiyor ki, bazen eski bir binanın yıkılması gerekiyor ki yerine daha güzel bir bina yapılsın. O yüzden kötü diye bir şey yok aslında. Son sorum olacak. Tabii. Hayatınızda hangi günü silmek isterdiniz? Yani o gün hayatınızda olmasın isterdiniz. Öyle bir gün var. Öyle bir gün var. Şahsi hayatınızla bağlı yoksa kariyerle mi bağlı? Yok, özel hayatımla ilgili. İstemiyorsunuz. O gün olmasını istemezsiniz. O gün olmasın ama şu an hayır diyorum. Şükür iyi ki olmuş. Çünkü bunlar enerji şoklamaları. Onlar olduğu zaman biz de ne yanlış yaptığımızı görüp kendimizi düzeltebiliyoruz. Hiç pişman oldunuz mu? Hiçbir şey pişman olmadım. Yaşadığım her şey beni geliştirmek içindi. İyisiyle kötüsüyle, bana verilen hayatı, bana verilen cinsiyeti, bana verilen etnik kökeni, her şeyi çok kabullenerek seviyorum. Sizce özür dilemek büyüklük mü, küçüklük mü? Yani bir insana özür diliyorsunuz. Karşınızdaki insan bunu idrak edebilecek, anlayabilecekse özür dilemek lazım. Ben de yaptığım bir iki hata oldu. Mesela onlarda da özür diledim. Dilediniz. Dedim. Vicdanınız rahat mı? Çok rahat. Çok rahat. İyi ki doğmuşum, iyi ki bu dünyaya gelmişim diyorum. Böyle bir laf var. Yıldız Tilbe söyledi bunu. Dedi ki, diyorlar ya o dünyada bir köprü var. Evet. O köprüde bekleyip de kimseyi affetmek istemiyorum. Allah'a emanet ediyorum hepinizi, affediyorum. Var mı öyle insanlar ki onları affetmişsiniz, tam rahatsınız, orada beklemeyeceksiniz onlarla helalleşmek için? Ben şimdi çok manevi yerlere de gittim. Çok birçok manevi çalışma, Hindistan'daki aşramlara, Kabe'ye. Hacca gittiniz mi? Benim 2 hac, 14 umrem var. Ondan, çok modern bir insanımdır. Çok. Atatürkçü, çok modern ama inancı o beni ilgilendirir. Ondan sonra orada da oralara hep giderken bütün manevi borçlarımı hepsini affettim, helalleşip öyle gittim. İçim rahat. Yalnız Tarık, her insanın kusuru ve hatası vardır. Bir insan diyorsa ki ben kusursuzum, hatasızım, mükemmelim, en büyük kusuru işliyor. Çünkü Allah hepimizi, biz melek değiliz. Doğru. Bizim kusur ve hatalarımız da var. Önemli olan yaş ilerledikçe zaaflarımızın üstüne çıkmak, iradeyle o hatalarımızı, onları yavaş yavaş minimuma indirmek, iyi yönlerimizi geliştirmek. Bizim yapabildiğimiz ancak bu kadar. Biz Tanrı değiliz. O yüzden kendimizi olduğu, yaratıldığı gibi sevmemiz lazım. Karşımızdakini de hatalarıyla beraber, Allah da onu öyle yaratmış, öyle kabullenip sevmek lazım. Ama sana zarar veriyorsa uzak olmayı tercih edebilirsin. Ama nefret etme. Nefret etme. Sevmemeyi tercih edebilirsin ama hiçbir zaman nefret enerjisini çıkartma. Çok sağ olun ki geldiniz Erdem Bey. Minnettarım. Sağ olun. Teşekkürler.